Merhaba arkadaşlar, Coğrafya Öğretmeni Ahmet Çelik, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Öğretim Materyalleri ve İçerik Geliştirme Daire Başkanlığı adına sizlerle AYT'ye hazırlık dersleri yapıyoruz ve bugünkü konumuz biyoçeşitlilik, ekosistem ve madde döngüleri olacak. Sevgili arkadaşlar, biyosfer dediğimiz canlılar küresi, yani canlıların doğal ortamda yaşadığı yer. Biyosfer nerelerde yer alır? Hidrosferde, atmosferde ve litosferde biz biyosferin sınırlarının olduğunu, canlıların olduğunu ve bu alanların canlılar küresiyle etkileşim halinde olduğunu söylüyoruz. Mesela hidrosferde yer alan okyanuslar ve denizlerde canlılar nerede daha fazla yoğundur dediğimizde, denizlerin ve okyanusların güneş ışığının etkili olduğu 200 metre derinliğe kadar olan alanlarda canlı çeşitliliğinin, biyoçeşitliliğin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Atmosferde nerede yoğundur, biyoçeşitlilik daha fazladır dediğimizde, atmosferde özellikle yerden belirli bir yükseltiye kadar olanlarda, yine 100-200 metreye kadar olan alanlarda biyoçeşitliliğin daha zengin olduğunu, daha yüksek yerlerde biyoçeşitliliğin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Litosferde ise sevgili arkadaşlar, toprak yüzeyinden 10-15 metre derinliğe kadar olan alanlarda biyoçeşitliliğin daha zengin olduğunu görebiliriz. Ve biyoçeşitlilik dediğimiz kavram nedir dediğimizde, bir bölgedeki çeşitli özelliklere sahip bitki ve hayvan türlerinin, mikroorganizmaların sayısı, canlıların birbirleriyle olan ilişkisi. Aslında sevgili arkadaşlar, şunu söyleyebiliriz. Biyoçeşitlilik canlı tür ve sayısı olarak bizim karşımıza daha çok gelmektedir. Yani bir yerde biyoçeşitlik zengindir dediğimizde, o bölgede yaşayan bitki, hayvan, mikroorganizma sayısının, türünün fazla olduğunu anımsayabiliriz. Peki biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışı olarak değerlendirdiğimizde neler etkilidir? Yani biyoçeşitlik dünya üzerine dengeli mi dağılmıştır? Hayır. Peki dağılışta etkili olan faktörler, doğal faktörler yani fiziki faktörler, paleocoğrafi faktörleri ve biyolojik faktörler olarak 3 gruba, ana gruba ayırabiliriz. Şimdi bunları detaylandırmak gerekirse, biraz açmak gerekirse, örneğin fiziki faktörlerden olan İklim, canlıların dağılışını, biyoçeşitliğin yeryüzüne dağılışı üzerinde çok büyük bir etkili olduğunu söyleriz. Özellikle sıcaklık ve yağış gibi iklim elemanları canlı dağılışında çok büyük etkiye sahiptir. Örneğin sıcaklığın ve yağışın yeterli olduğu ekvatoral bölge ve çevresinde biz biyoçeşitliliğin çok zengin olduğunu görüyoruz. Çok sayıda hayvan sayısının, bitki sayısının, mikroorganizmanın ve çok sayıda canlı türünün ve sayısının olduğunu görmekteyiz. Ancak yağışın nispeten az olduğu çöller ile sıcaklığın yetersiz ya da düşük olduğu kutuplara baktığımızda, buralarda canlı tür ve sayısının daha az olduğunu, yani biyoçeşitliliğin daha az olduğunu söyleyebiliriz. Tabii sadece sıcaklık ve yağış mı? Hayır. Rüzgar gibi, ışık gibi iklim elemanları da yine biyoçeşitliliğin dağılışında önemli bir yere sahiptir. Bir diğeri yeryüzü şekilleri, fiziki faktörlerden bir diğeri yeryüzü şekilleri. Yeryüzü şekillerinde de yükselti, dağların uzanışı, bakı gibi elemanların biz biyoçeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin yükseltiye bağlı olarak bitkilerin, hayvanların farklılaştığını ve kuşaklar oluşturduğunu söyleyebiliriz. Deniz seviyesine yakın alanlara baktığımızda daha çok geniş yapraklı ormanların, ağaçların geniş alan kapladığını söylerken, yükseklere doğru çıkıldıkça iğne yapraklı ağaçların arttığını, sayısının arttığını görmekteyiz. Ve daha da yükseklerde sevgili arkadaşlar, ağaçların, ormanların yetişmesinin daha zor olduğu ve bunun yerine otlar ve çalıların daha geniş yer kapladığını görebiliriz. İşte ne oldu? Yükseltiye bağlı olarak bitkiler, hayvanlar değişen sıcaklık ve yağış koşullarına göre kuşaklar oluşturdu. Sadece yükselti mi? Hayır. Dağların uzanışı da önemli bir etkiye sahiptir. Örnek vermek gerekirse, dağların kıyıya paralel uzandığı ve kıyıda yükseltisinin fazla olduğu alanlarda kıyı ile iç kesimler arasında biyoçeşitliliğin farklılık gösterdiğini söyleyebiliriz. Kıyıya yakın alanlarda ve denize dönük yamaçlarda daha çok nem isteği yüksek canlılar yaşarken, iç kesimlerde nem isteği düşük canlıları
görüyoruz. Ve genel olarak baktığımızda engebeli alanlarda fiziki koşulların, doğal koşulların değişmesi, kısa mesafelerde değişmesine bağlı olarak biyoçeşitliliğin, daha farklı türlerin zengin olduğunu söyleyebiliriz. Ancak düz alanlarda sadece belirli türlerin geniş alana yayıldığını görebiliriz. Yine dağların güneşe dönük olma durumu. Yani sevgili arkadaşlar, biz buna ne diyoruz? Bakı diyoruz. Bakı durumu da biyoçeşitlilik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Nedir etki dediğimizde de dağların güneşe dönük olan yamaçlarında sıcaklığın ve ışığın yüksek olduğu, bu nedenle sıcaklık ve ışık isteği yüksek olan canlıların yaşadığını, diğer yamaçlarda ise sıcaklık ve ışık isteği düşük olan canlıların yaşadığını görebiliriz sevgili gençler. Evet, bir diğer fiziki faktörümüz su. Su tüm canlılar için önemlidir. Evet, su isteği canlıların farklılaşsa da suya ihtiyaç duyarlar. Ve bu nedenle su kaynakları çevresinde biyoçeşitliliğin daha zengin olduğunu görebiliriz. Yine sevgili arkadaşlar, toprak özelliği de, toprağın kimyasal yapısı, fiziksel yapısı, toprağın verimliliği de biyoçeşitlilik üzerinde, özellikle bitkilerin etkilenmesi durumunda. Çünkü bitkiler toprağa tutunarak yaşamlarını devam ettirirler. Çok önemli bir yere sahiptir diyebiliriz. Bir diğer faktörümüz paleocoğrafya faktörleri. Arkadaşlar, paleocoğrafya geçmiş jeolojik dönemlerde yaşanan coğrafi şartları içeren bir kavramdır. Ve kıtaların kayması ve iklim değişimi gibi olaylar, geçmişte yaşanan bu olaylar biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışını etkilemiştir. Örneğin bizde yaklaşık olarak 250 milyon yıl önce, 300 milyon yıl önce biz tüm kara kütlelerinin bir arada Pangea adı verdiğimiz bir tek kıta olduğunu görüyoruz. Daha sonra ne olmuş? Daha sonra zaman içerisinde levhalar, kıtalar birbirinden ayrılmış ve günümüzdeki konumuna benzer duruma gelmiş. İşte bu süreç içerisinde bazı kıtalar birbirinden ayrılırken bazılarının birbirine yaklaştığını görüyoruz. Ve o dönemde birbirine yakın alanda yaşayan canlıların artık birbirinin, dünyanın farklı bölgelerine, birbirine uzak alanlara yayıldığını, daha önce birbirleriyle bir arada yaşamayan canlılar ise kıtaların birbirine yaklaşması ile de bir arada yaşamaya başladıklarını görüyoruz. Örnek vermek gerekirse Güney Amerika ile Afrika kıtasının daha önce birbirlerine yakın olduğunu ve bir arada yaşayan canlıların daha sonra farklı bölgelere dağıldığını görebiliriz. İklim değişmelerini örneklemek gerekirse, biz buzul dönemleri yaşayan bir dünyadayız. Buzul dönemleri yaşanmış ve buzul dönemleri yaşandığı zamanlarda dünya genelinde soğuk iklim koşullarına, soğuk hava koşullarına adapte olmuş, uyum sağlamış canlıların daha geniş yayılış gösterdiğini görüyoruz. Ama buzul sonrası dönemlerde sıcak koşullara uyum sağlamış canlıların daha yaygın olduğunu, daha geniş yayılış gösterdiğini görmekteyiz. Evet, bir diğeri biyolojik faktörler ve özellikle arkadaşlar insan. Biyolojik faktörlerde diğer canlılar ve insan faktörü olarak iki başlık söyleyebiliriz. Diğer canlılar, canlıların arasındaki, birbirleri arasındaki rekabet ve güçlü canlıların etrafa daha çabuk hakim olması ve daha kolay ve geniş alanlara yayılması olarak ifade edebiliriz. İnsan ise sevgili arkadaşlar, bitkilerin, hayvanların, biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışında önemli bir etkiye sahiptir. Özellikle insan faaliyetlerinin doğa üzerindeki ve biyoçeşitlilik üzerindeki olumsuz pek çok etkisini söyleyebiliriz. Orman yangınları gibi sanayileşme ve beraberinde gelen hava kirliliği, küresel iklim değişikliği olayları, çevre kirliliği gibi insanın, canlıların ve biyoçeşitliliğin dağılışındaki olumsuz etkilerini sayabiliriz. Ama hepsi de olumsuz değil, bazı olumlu etkiler de görebiliriz. Bunlar arasında milli park uygulamaları, sulak alanların korunması ve nesli tükenen canlıların koruma altına alınması biyoçeşitliliğin yeryüzüne dağılışına olumlu etkileri, olumlu insan etkileri olarak söyleyebiliriz. Evet, biyomlar sevgili genç arkadaşlar. Biyom nedir? Benzer yetişme şartlarına sahip bitki ve hayvan topluluklarının içinde barındıran bölgeler. Yani her biyomda benzer özellikteki canlılar, bitkiler ve hayvanlar olduğunu görüyoruz. Ve haritamızda biyomların dağılışını gösterdiğini ve farklı renklerde olduğunu görürsek dünya üzerinde çok farklı biyomların olduğunu söyleyebiliriz.
Bunlardan bir tanesi tropikal yağmur ormanları. Ekvator ve çevresindeki her mevsim sıcak ve yağışlı bölgede bulunan biyom, biyoçeşitlilik açısından oldukça zengindir ve yıl boyunca yeşil kalan uzun boylu geniş orman alanları, ormanlık alanların olduğunu görüyoruz. Amazon Havzası gibi, Kongo Havzası gibi, Endonezya ve çevresindeki adalar gibi adalar alanlarda da biz tropikal yağmur ormanları biyomunu görüyoruz. Savan biyomu da yine sevgili arkadaşlar, ekvatora yakın alanlarda 10 ve 20 derece enlemleri çevresindeki alandaki uzun boylu otların bulunduğu, yer yer ağaçların olduğu bir biyomdur. Savan biyomu ile ekvatoral biyom arasındaki, daha doğrusu yağmur ormanları, tropikal yağmur ormanları biyomu arasındaki farka bakacak olursak şunu söyleyebiliriz. Tropikal yağmur ormanlarında her mevsim olan yağış, savan biyomunda yaz aylarında artan, kış aylarında düşendir. Ama sıcaklık yine yüksek olduğunu ifade edebiliriz. Ve burada uzun boylu otların olması çok sayıda hayvan türünün de bu bölgede yaşamasına neden olmuştur diyebiliriz. Bir başkası çöl biyomu sevgili arkadaşlar. Çöl biyomunda özellikle yağışın azlığı biyomdaki canlıların ortak özelliği olarak söyleyebiliriz. Nedir ortak özelliğin gelişmesindeki yağış azlığının etkisi? Yağışa az, kuraklığa dayanıklı canlılar olması lazım. Örneğin hayvan türlerinden deve gibi veya bitki türlerinden kaktüs bünyesinde su tutabilen, uzun süre kuraklığa dayanabilen canlılardır. İşte buradaki ortak özellik, benzer özellik de bu anlamda. Bunu ifade edebiliriz. Çalı biyomu ise sevgili arkadaşlar, orta kuşakta 30-40 derece enlemler içerisinde Akdeniz iklim bölgelerinde görülen biyom olarak söyleyebiliriz. Ve yaprak döken ormanlar biyomu yine sevgili arkadaşlar orta kuşak, ılıman kuşaktaki biyomlardan bir tanesidir. Sonbaharda yaprağını döken geniş yapraklı ağaçların olduğu biyom olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve iğne yapraklı ormanlar biyomu ise daha çok soğuk, daha soğuk alanlar olarak ifade ettiğimiz Kanada'nın, Rusya'nın, Avrupa'nın kuzeyindeki alanlardır. Çünkü iğne yapraklı ağaçların, ormanların kışların uzun, soğuk olduğu bölgelere uyum sağlaması, bu özelliklere sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Evet, bir başkası ılıman çayırlar biyomu sevgili arkadaşlar. Yıllık yağış miktarının az olduğu yarı kurak iklim bölgelerinde görülen bozkır ve çayır bitki örtüsünün olduğu, genellikle orta kuşakta karaların iç kesimlerinde denize etkiye nispeten uzak alanlarında biz bu biyomun dağılışa sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ve tundra biyomuna geldiğimizde sevgili gençler, tundra biyomu artık kutuplara yakın alanlardır. Soğuk iklim bölgelerindedir tundra biyomu. Yılın 8-10 aylık bölümü neredeyse 0 derecenin altında geçen bir sıcaklıktan bahsediyoruz. Çok uzun süre, bir 3-4 aylık sürede 0 derecenin üzerine çıkan sıcaklıklar ve bu dönemde otlar, yosunlar genelde yaygın olur ve buna bağlı olarak tabii ki diğer hayvanlarına geldiğiniz görebiliriz. Kutup biyomu sevgili gençler, kutup biyomu sıcaklıkların artık 0 derecenin yıl boyunca 0 derecenin altında olduğu alanlardır. Tabii toprak üzeri buzullarla kaplı olması nedeniyle burada bitki örtüsünün olmadığını görüyoruz ve bu şartlara uyum sağlamış bu bölgedeki kutup ayısı kuzey kutbunda veya güney kutbunda biz pengueni görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Buradaki soğuk koşullara adapte olmak, uyum sağlayabilmek için de bu hayvanların derilerinin altında kalın yağ tabakalarının olduğunu da ifade edebiliriz. Dağ biyomuna geldiğimizde kayalık dağları gibi Ant dağları, Alp dağları ve Himalayalar gibi dağların yüksek kesimlerinde görülen biyom olduğunu ifade edebiliriz. Su biyomlarını sevgili arkadaşlar biz tatlı su biyomu ve tuzlu su biyomu olarak söylüyoruz. Tatlı su biyomlarını akarsular ve bazı gölleri, tuzlu su biyomuna ise deniz, okyanus ve yine tuzlu suya sahip olan gölleri örnek verebiliriz. Evet, ekosistem sevgili gençler, biyosferde birbirleriyle sürekli etkileşim halinde olan canlı ve cansız unsurlardan oluşur. Yani ekosistem sadece canlıları kapsayan bir özellik değildir. Cansız unsurları da vardır ekosistemin. Canlı unsurları dediğimizde bitkiler, hayvanlar ve ayrıştırıcılar ekosistemin canlı unsurları iken, cansız unsurlarda fiziksel ve kimyasal unsurlar olduğunu görüyoruz.
Bir başka ifademiz besin zinciri sevgili arkadaşlar. Besin zinciri, besin maddeleri ve enerjinin üreticiden tüketicilere doğru aktarılması. Yani besin maddelerinin ve enerjinin bir canlıdan diğerine aktarılması. Peki üretici nedir? Üretici bitkilerdir sevgili arkadaşlar. Yani fotosentez yoluyla organik madde üreten üreticiler bitkilerdir. Besin zincirinde otçullar ve etçillere doğru devam eden bir zincir olduğunu ve tabii ki otçul, etçil dediğimizde hayvanlar bunlar da sevgili arkadaşlar nelerdir? Tüketicilerdir diyoruz. Bir de ne vardır? Ayrıştırıcılar vardır ya da mikroorganizmalar vardır diye söylüyoruz. Evet, bir diğeri besin piramidi. Yine besin piramidi. En altta biz besin piramidini ne görüyoruz? Üreticileri, bitkileri. Sonra birincil tüketiciler, yani bitkilerle beslenenler. Sonra ikincil tüketiciler, onlarla beslenenler şeklinde. Üçüncül tüketiciler şeklinde biz besin piramidinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bir yukarı doğru çıkış meydana geliyor. Ve yukarı doğru çıkıldıkça enerjinin azaldığını, biyokütle ve birey sayısının azaldığını, enerji kaybının arttığını söyleyebiliriz. Evet, madde döngüleri sevgili gençler. Madde döngüleri nedir dediğimizde, canlılar ihtiyaçları olan maddeleri yaşadıkları ortamlara alırlar ve gerekli kullanımdan sonra maddeleri ortama verirler. Yani doğada özellikle canlılar için önemli olan karbon gibi, azot gibi, oksijen gibi, su gibi maddelerin canlılar tarafından kullanıldıktan sonra doğada tekrar geri verilmesine, biyosfer, hidrosfer, litosfer ve atmosfer arasındaki dolaşımına biz madde döngüsü diyoruz arkadaşlar. Ve madde döngüsü kesintisiz bir şekilde devam etmeli. Eğer bir kesintiye uğrarsa bu ekosistemlerin ve canlıların, biyoçeşitliliğin büyük zarar görmesi anlamına gelecektir. İlk olarak karbon döngüsü. Karbon hidrosferde, litosferde, atmosferde ve biyosferde bulunan bir maddedir sevgili arkadaşlar. Ve bunlar arasında, yani hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer arasındaki karbonun dolaşımına biz karbon döngüsü diyoruz. Mesela bunları örneklemek gerekirse, hidrosferdeki karbon deniz canlıların karbon oluşumu esnasında, hidrosferdeki yani sudaki karbon canlıların kabuk oluşumuyla kabuğa ve biyosfere geçecektir. Yani canlıya geçecektir, canlı küreye geçecektir. Karbonatlı kayaçların oluşumu esnasında ise litosfere. Çünkü kayaç oluştuğunda ortamdaki karbonu bünyesine alacak ve bu sefer litosfere geçmiş olacak. Veya fosil yakıtların oluşumu ile de biyosferden litosfere geçecek. Çünkü fosil yakıtlar canlı kalıntılarından oluşan yakıtlardır. Yani petrol gibi, kömür gibi canlı bünyelerinin zaman içerisinde kayaç haline gelmesiyle oluşan yakıtlardır. Yeraltı kaynaklarıdır. İşte bu böylece biyosferdeki biz karbonun artık kayaç haline geldiği için litosfere geçtiğini söyleyebiliriz. Ve tabii ki sevgili arkadaşlar, atmosferdeki karbon üretimi ya da karbondioksit oranının artması nasıl gerçekleşiyor? Solunum gibi, canlıların çürümesi, orman yangınları, karbonatlı kayaçların ayrışması, fosil yakıtlar ve organik faaliyetlerde bunlar da yine atmosferdeki karbondioksit oranını artırıyor. Ve fotosentez yoluyla da atmosferdeki karbon bitkiler tarafından alınıp ne yapıyor sevgili arkadaşlar? Biyosfere geçiyor. Ve bu şekilde karbon biyosfer, hidrosfer, litosfer arasında bir atmosfer arasında bir döngüye sahiptir diyoruz. Bir diğeri azot döngüsü sevgili arkadaşlar. Azot bazı süreçlerden geçerek canlıdan canlıya aktarılması, canlılara aktarılması ve daha sonra tekrar atmosfere dönmesi. Ve burada sevgili arkadaşlar, azot tabii ki canlıların yapı taşında bulunduğu için önemli bir maddedir. Ve atmosferimizin %78'lik bir kısmını, azot oluşturmaktadır diyoruz. Bir başka döngümüz sevgili arkadaşlar, su döngüsü. Yeryüzündeki suların hidrosfer, litosfer, atmosfer ve biyosfer arasındaki sürekli değişimine su döngüsü diyoruz. Su bizim için, canlılar için çok 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 önemlidir ve her canlı suya ihtiyaç duyar. Bu nedenle su döngüsü de önemli bir yere sahiptir diye söyleyebiliriz. Su döngüsü özellikle sıcaklık ve yağışın fazla olduğu, örneğin ekvatoral bölgede daha hızlı olduğunu, çöller gibi, kutuplar gibi alanlarda ise daha yavaş olduğunu söyleyebiliriz.
Evet sevgili arkadaşlar, su ekosistemlerine bakacak olursak, su ekosistemlerini karasal ve denizel su ekosistemleri olarak söylüyoruz. Karasal ekosistemlerinde gölün, akarsuların olduğunu, bataklıkların olduğunu, denizel ekosistemlerde ise, su ekosistemlerinde ise deniz ve okyanusların bulunduğunu görmekteyiz. Ve su ekosistemlerindeki sevgili arkadaşlar, biyoçeşitlilik üzerinde neler etkilidir dediğimizde, suyun durgun ve hareketli olması, örneğin akarsuların yatağının kaynağa yakın kısımlarında biyoçeşitlilik daha azken ağız kısımlarında daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Suyun sıcaklığı ve derinliği, yine ışık vesaire gibi durumlar etkili olacaktır. Burada da deniz ve okyanusları verebiliriz. Güneş ışığının girebildiği, özellikle 200 metre derinliğe kadar olan yerlerde biyoçeşitliliğin daha zengin olduğunu söyleyebiliriz. Ve sevgili arkadaşlar, konumuzla ilgili bir iki soru çözüp dersimizi tamamlayacağız. Sıcaklığın yüksek, yağışın az olması, bakın anahtar kelimelerimiz, canlıların yaşamını olumsuz etkilediği için bu özelliklere sahip alanlarda biyoçeşitliliğin az olduğunu görmektedir. Haritada numaralandırılan yerlerden hangileri bu alanlara örnek gösterilebilir? Ne olacak? Sıcaklığın nispeten yüksek ve yağışın az olması lazım ki bize daha çok bu özellikler nereyi çağrıştırıyor? Örnek Kuzey Afrika'daki Sahra Çölü'nü çağrıştırabilir veya Avustralya'nın iç kesimindeki çölü çağrıştırabilir. Bu nedenle sevgili arkadaşlar, sorumuzun doğru cevabı 2 ve 4'ün olduğu C seçeneği olacaktır. Bir diğer sorumuza bakalım. Karbonun bir kısmı kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlarda depolanır. Bu fosil yakıtların yanması sonucu karbondioksit açığa çıkmaktadır. Arkadaşlar, eğer kömür, petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtlarda ise karbon nerededir? Litosferdedir. Ve bu karbondioksit olarak yandığında açığa çıkıyorsa nereye geçecektir? Atmosfere geçecektir. Yani sevgili arkadaşlar, karbonun litosferden atmosfere geçişi. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır diyor. Litosferdeki karbonun atmosfere geçmesi dediği A seçeneği. Diğerlerine bakalım. Atmosferdeki karbonun hidrosfere geçmesine, biyosferdeki karbonun litosfere geçmesine, litosferdeki karbonun hidrosfere geçmesine, atmosferdeki karbonun biyosfere geçmesine şeklinde söylemiş. Evet sevgili arkadaşlar, çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Esen kalın.